Seçim vaatlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kızıyorum. Halbuki önce parti, çok... Hangisi hayırlıysa o olsun. Hiç ben bir şey, hiçbir şey demek istemiyorum. Vallahi demek istemiyorum. Tamam. Herkes kendine. Kim geçerse geçsin, herkes kesesini düşünüyor. Ya genel olarak şu anda her şey güzel ilerliyor. Bundan sonra da inşallah bu şekilde ilerler. Ama şimdi partiler de başta olan yapıyor ki her şeyi. Aynen öyle. Ya, yapılıyor yani. Vaat edilen her şey şu anda zaten her şey var yani. Onu demek istiyorum. Aynısına devam diyor. Sizin kararınız hiç değişmeyecek. Değişmeyecek. Peki seçim vaatlerini nasıl buluyorsunuz? Sizce olabilecek şeyler? Bence şu andaki olan şey vaatleri doğru, ötekiler yalan. Bire iki olmaz. Vallahi inandırıcı olanlar var, olmayanlar var. Çok güzel seçimler. Seçim havası güzel. Vaatleri nasıl buluyorsunuz? Bazı partiler atıyor. Tek gerçek varsa da biliyor şu belli. Evet. Bu vaat ediyor bir şey yapmıyor. Başka bir oradan başka bir şeyimiz yok. Cebimizde para azalıyor. Ondan sonra gelir yok, gider çoğalıyor. Daha ne diyeyim yani? Memnun değilim. Onlar hep kağıt üstünde. Bugün söylerler, yarın o zaman da sözlerler, çıkarlar ortalıktan. Yani vatandaş kendi kafasına göre değerlendirmesi gerekiyor. Palavra istemediğin kadar var. Kimisi ölçülü, kimisi ölçüsüz. Bunu vatandaş kendisi değerlendirip sandıkta reyini verirken ona göre kullanacak. Yani zannetmesinler ki biz millet efendim ben bu kadar palavra atıyorum. Bunu ölçüp de değerlendiremeyecek bu millet nasıl olsa yutar bunu diye zannediyorlarsa yanılıyorlardır. Nasıl buluyorsunuz? Hiçbirini dinlemediğim için. Hepsi aynı konuşuyor. Ne bileyim inanasım geliyor ama inanıyorum da. Hepsine mi? Hepsine değil. Sizin kafanızdaki partinin söylediklerine inanıyorsunuz. Evet. Hepsi saçma sapan şeyler, o kadar şeyler yani akla mantığa uyan şeyler var mı bilmiyorum yani ben. Size göre yok. Bana göre yok. Ha makul bir şeyler tabii ki verilebilir. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye. Ama öyle yok 5 milyon lira yok bilmem kaç para bilmem ne. Memleketin ekonomisi belli. Varsa da yani bu adamlar şey mi aptal mı yani vermiyorlar. Nasıl buluyorsunuz? Saçma. Bütün partilerin mi saçma? Aynen hepsinin saçma. Hepsini dinlediniz mi? Kısmen. Ya şimdi seçim maaşları, vaatleri çok güzel. Şimdi rekabet başladı. En azından asgari ücret 1500 olmasından tarafıyım ben. Benim maaşım 800. İdare edemiyorum. Herkes duysun.